Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Zaten videonun başından da görüyorsunuz ama benim bakalım neredeyim. Hazır mısınız? Evet, okula geldim ve size böyle okuldan görüntüler alıp güzel bir okul turu videosu çekmek istedim. Sesler falan da geliyor galiba. Bazı kişiler çalışmaya geliyor. Okulumuz böyle hibrit bir uygulamaya geçti. Uygulamalı dersleri yüz yüze yapıp toplu girilen dersleri ve teori derslerini böyle o tarz dersleri de online şekilde yürütüyoruz. Böyle bir durum var. Ben de Bursa'ya gelmişken dedim ki güzel bir video çekeyim. Ve işte buradayım. Şimdi okulu böyle bayağı size gezmek istiyorum. Eski videolarımda anlattığım şeylerin böyle yerlerini falan göstermek istiyorum birazcık da aslında. Çok mu sallıyorum kamerayı? Sallamamaya çalışacağım. Böyle de bir garip oluyor. Normalde işte kamerayı koyuyordum, çekiyordum falan. Şimdi böyle bir garip oldu. Evet, koridoru boylu boyunca yürüdüm ve şimdi diğer taraftan size koridoru yine göstereceğim. Şöyle söyleyeyim. Burada bir arka giriş var. Bu giriş kapısından girdiğinizde de bu şekilde karşılaşıyorsunuz koridorla. Genel olarak şöyle bir şey söylemek istiyorum. Alt katta sol taraf toplu sınıfların, toplu derslerin yapıldığı sınıflar. Sağ taraftaki minik odalarda sadece piyano odaları. Ve öğrencilerin kendileri çalışabilecekleri, boş bulduğunuzda çalışabileceğiniz bir piyano çalışma alanı diyeyim. Üst katlarda... Tam gösterebiliyor muyum? Evet. Üst katlardaki odalar da bireysel çalışma odaları. Öğrencilere ait, sahibi olmayan. Onlar piyano değil de normal diğer çalgıları çalışabileceğiniz odalar. Hepsini zaten gidip böyle tek tek birazcık göstereceğim. Dediğim gibi üst kata çıktığınızda bu sefer üst katta sol taraftaki odalarda hocaların tam görünmüyor şu an. Çıkacağım dediğim gibi koridora. Bireysel odalarının olduğu odalar diyeyim. Mesela işte hocanızla bireysel ders yapacağınız zamanlarda üst katlardaki odalara çıkıp oradan bireysel dersinizi hallediyorsunuz. Alt kattaki odada ya da işte sağ taraftaki diğer odalarda kendi çalışmalarınızı yapabileceğiniz bir ortam olmuş oluyor aslında. Şimdi mesela koridorda ben yürümeye devam ediyorum. Merhaba hocam. YouTube için video çekiyorum. ondan sonra işte şimdi mesela size bir oda göstereyim. Gösterdiğim yer burası. Geldiğim yer bu taraf. Buradan geldiğimde mesela girelim bir odaya. Böyle piyano odaları var. Böyle boş, normal. Bazı odalarda iki tane var ama tabii ki aynı anda zaten iki kişi piyano çalışamaz. Yani birini kullanıyorsunuz şeklinde söyleyeyim. Şu tarafta açılan bir cam var. Böyle bir oda. Koridora çıkalım. Alt kattaki bu tarafta olan şöyle nasıl gösteriyorum efendim. Şu şekilde olan bütün odalar zaten hepsi aynı. Piyanolar falan farklılık gösterebiliyor belki. Böyle içerileri de şöyle hafif göstereyim. Böyle işte yani. Bunlar gibi böyle odalar falan var. Ben de varım burada. İşte bu şekilde bir düzen var. Biraz da böyle dolapları göstermek istiyorum size. Mesela koridorda bu gördüğünüz renkli kapakların hepsi dolap. Ve dolapların aralarında da işte toplu derslerin yapılmış olduğu çalışma odaları var. Burada alt taraf daha büyük, üst tarafı daha küçük olan dolapları görüyorsunuz. Alt taraf işte mesela cello, gitar, bağlama gibi daha büyük olan çalgılar için. Üst tarafta küçük dolapları da flütçülere, belki eğer talebe olursa şancılara falan veriyorlar. Böyle bakın bir de şey, arada daha büyük olan kırmızı dolaplar falan var. Bu kırmızı dolaplar da şey için, mesela okul çalgıları dersi falan oluyor. Göstereyim. Böyle insanlar hani sahibi yok. Mesela şey gibi normal çalgı satıyorum keman. Dolabında kemanı var. Eşyalarını koyacak yeri kalmamış. Bağlamasını nereye koysun mesela. Bu tarz dolapları onun için kullanabiliyorsunuz. Tabii ki hani güvenli mi? Bilmiyorum. Yani güvenli mi bilmiyorum. O yüzden çok da iyi dikkat etmek lazım. Yani benim başıma bir şey gelmedi ama kaybolan çalgılar falan olabiliyor bazen. Birbiriyle karışan çalgılar falan olabiliyor. O yüzden dikkat etmek lazım. Bir de diğer boyu da göstermek istiyorum. Böyle bir de iki üstlü altlı aynı büyüklükte olan dolaplar var. Onlar da işte normal kemancıların falan dolabı. Benim de koridorun sonuna doğru dolabım.
Dolabım işte herkesin olmuyor. Talep etmeniz gerekiyor ve müsait bir dolap durumu varsa ancak size verebiliyorlar diyeyim. Böyle bir koridor. Böyle sol tarafta, alt taraftakiler, piyano gösterdiğim yerler. Mesela koridorun şu tarafını da göstereyim size. Bir de bu tarafı var. Böyle bir yer. Yani aslında odaların camları koridora açılıyor. Dışarı açılmıyor. Dışarıya açılan camlar ekstra dışarıda kalıyor diyebilirim. Şimdi eğer boş bir oda bulabilirsem, çünkü insanlar çalışıyor. Alt kattaki toplu çalışma alanlarını göstermek istiyorum aslında. Bakalım. Ses gelmiyor. Evet, şanslıyım, buldum. Şöyle göstereyim size. Mesela bunun gibi çalışma odaları falan oluyor. Kapı burada. Böyle kapıdan girdiğinizde böyle toplu çalışma sınıfları var. Her sınıfta bir piyano mutlaka oluyor. İşte bazı sınıflarda hatta iki tane falan olabiliyor. İki tane var. Bu tarz bir çalışma alanımız oluyor. Manzaramız harika. Orman manzarası. Bahçeden de çekeceğim bu arada. Arka tarafı falan filan da çekmek istiyorum. Böyle özellikle kışın burada kar yağdığında falan çok güzel oluyor. Ya da yağmur yağarken falan gerçekten çok güzel oluyor manzarası. Alt kattaki bu toplu çalışma alanları da zaten neredeyse birebir aynı. Sadece işte sandalyeleri falan farklı olabiliyor. Ama onu da yani göstermeyeyim. Çünkü şey, çalışanlar falan var. Vermeyeyim çalışmalarını istiyorum. Böyle daha küçük bir oda var mesela. Daha küçük böyle toplu çalışma alanları falan da var. Toplu derslerin yapılabileceği. Üst kattaki çalışma odalarını göstereyim istiyorum bir de. Nota sehpası, sandalye falan oluyor. Geri kalanı boş oluyor genel olarak. Şimdi yukarı çıkıyorum. Yukarıdan size güzel bir görüntü almaya çalışacağım. Konser salonunu çekmek istiyorum bir de ama kilitli galiba konser salonu. Bir bakacağım. Evet. Böyle bir koridor. Mesela girelim bir odaya. Böyle camı var. Buranın camları açılmıyor. O yüzden çok kötü. Ben varım. Hava çok sıcak. Böyle nota sehpaları falan var. İşte bu şekilde odalar. Odalar zaten hepsi neredeyse birbiriyle aynı. Nota sehpası bulma konusunda bazen sorun olabiliyor. Ama onda da işte başka odalardan falan alabiliyorsunuz. Ya da işte alt kattaki odalardan vesaire. Bir şekilde ayarlıyoruz diyeyim. Böyle boylu boyunca yürüsem mi göstersem mi diyeceğim de aynı odalar. Kutu kutu hepsi aynı. Neyi göstereceğimi de bilemedim. Neyse ben şöyle bir yürüyeyim size de göstereyim. Okulun havanın cam olduğu için inanılmaz sıcak oluyor ve çok aydınlık da aslında bundan kaynaklı olarak. Şöyle ki de... Bu karşıdaki çalışma odaları işte hocaların bireysel odaları. Bireysel kendi odaları. O yüzden onları çekemiyorum tabii ki. Çalgın neyse eğer işte atıyorum piyano hocasıysa piyano falan filan oluyor içeride. Kitaplıkları, dolapları oluyor eşyalarını yerleştirebilecekleri ya da işte kitaplarını koyabilecekleri. Size bir de buradan göstermek istiyorum. Okulun manzarası bu. Böyle işte yani bu şekilde bir okul. Koridorun sonuna doğru devam ediyorum. Öğretmenlerin odalarının olduğu koridorda yürüyorum. Sol tarafta diyebilirim. Bu koridorun sonunda aslında konser odası var. Şimdi işte konser odasına mı gideceğim? Umarım açıktır. Lütfen açık olsun. Pandemiden dolayı falan da kimse okulda, yani kimse okulda değil diyeceğim de bayağı aslında insan var, kimseyi görmüyorum sadece. Yani... Bakalım. Merhaba hocam. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Merhaba. İyiyim hocam, siz nasılsınız? Sağ olun, iyiyim ben de. Görüşürüz. Bu şekilde koridorun sonuna geldiğimde
Üst katta öğretmenlerin tuvaleti var. Aynı şeyin, aynı yerin alt katında da öğrencilerin tuvaleti var. Burası işte aslında konser salonumun kapısı. Ama muhtemelen nerede olduğunu göstereyim şöyle. Oradan geldim işte. Bu şekilde söyleyeyim. Muhtemelen kilitli. Bakayım. Evet. Kilitli olduğu için şey yapamıyorum. Gösteremiyorum ama yani nasıl diyeyim? Şöyle göstereyim, belki daha iyi açıklayıp anlatabilirim. Şimdi burada ve şu merdivenden de yukarı çıktığınızda konser salonunun arkadan girişini aslında görebiliyorsunuz. Bu kadar büyük yani diyeyim. İşte bu kadar büyüklükte salonun en sonunda sahnenin olduğu bir alan diyeyim. Evet. Evet, bu şekilde. Şimdi aşağıya inelim. Sizi bir de bu taraftan götüreceğim ve yönetim tarafı var. Bölüm kütüphanesinin falan da oldu. O tarafı da göstermek istiyorum. Şu an pandemiden dolayı sanırım kurulmamış ama otomat falan var. Normal giriş burası zaten. Böyle oturabileceğiniz yerler var ya da dışarıda oturabileceğiniz yerler var mutlaka. Bu tarafa doğru gittiğinizde de işte okulun yönetim kısmına doğru gidiyoruz. Burası bölüm sekreterliğinin odası. Bu tarafta da bir kütüphane var. Burada gösterdiğim masanın üzerinde daha önce anlattığım videolarımda mesela şey falan söylüyordum. Bu arada dersim var galiba. Ha yok, daha varmış. Saatim de olmuş, göremiyorum. O az önce gösterdiğim masanın üzerinde daha önce anlattığım videolarımda şey diyordum. Akşam etütlerine kalmakla ilgili bir şeyler bahsetmiştim. Akşam etütlerine kalmak istiyorsanız kağıt bırakılıyor, kağıt adınızı yazıyorsunuz, saat belirliyorsunuz gibi şeylerden bahsediyordum. Bunu yaptığınız işte yer orası. Okulun nöbetçisi oradaki masanın üzerine bir kağıt bırakıyor. Adınızı, soyadınızı yazıyorsunuz, işte odanızı seçiyorsunuz. Ve daha sonra saati geldiğinde oradan alınıyor kağıt. O yüzden oradan ayarlayabilirsiniz. Yani yeri dediğim gibi okul yönetim kısmında. Bu arada şöyle tekrar bir göstermek istiyorum. Bu koridor işte. Ve bu koridor okulun ne tarafında? Burasında. Az önce şu merdivenden aşağı indim. Şu tam karşımda gördüğünüz oda da şu. Evet. öğretmenler odası. Oraya da girmeyeceğim. Arka tarafa buradan çıkabiliyorsunuz. Genelde orada öğretmenler oturuyor. Bu taraftan da çıkabiliyorsunuz. Arka bahçe, oradan göstereceğim. Aslında bölüm kütüphanesi var, böyle küçük bir yer ama sanırım bir hocamız orada online ders yapıyor, onu gördüm de o yüzden çekemedim. Bir yere başka bir videoda falan göstermeye çalışırım. Koridorun sonunda da bölüm başkanı olan hocamızın odası var. Bu şekilde bir durum, yönetim yeri orası. Şimdi sizi bir de arka bahçeye götüreyim. Arka bahçeyi bir çekeyim, kimse yok mu? Hocalar var. Okuldan çıkacaktım. Yani video çekeli bayağı bir oldu. Ama dedim bayağı şu an okul sakinliği de hani çok fazla kişi gitti. Arka bahçeye çekeceğim falan diyordum ya, dedim bir göstereyim, bence daha iyi olur. Göstereyim öyle gideyim diye düşündüm. O yüzden şimdi tekrar şey yapayım. Hatta içeri gireyim, çıkışını da çekeyim. Ve arka bahçede de böyle vakit geçirebileceğiniz çok tatlı iş. Özellikle kar yağdığında falan çok güzel olan böyle bir alanımız var. Yani bu şekilde. Bu görüntüyü de böyle eklemek istedim. Çok istiyordum göstermek size. Onun için iyi oldu. Çok güzel. Bir de bizim öğretmen odasının dışında bir öğrenci dinlenme odamız var. Öğrenci dinlenme odasını da size göstermek istiyorum. Böyle koltukların olduğu, oturup kalkabileceğiniz, hatta yeri geldiğinde uyuyabileceğiniz, dinlenebileceğiniz bir alan diyebilirim. Böyle çay kahve yapabileceğiniz bir alan var. Zaten herkes böyle dolabında genelde işte çayınızı, kahvenizi, kupanızı, artık ne getirmek istiyorsanız her şeyi getirebilirsiniz. Ve burada çay kahve falan yapma fırsatınız oluyor. Öyle diyeyim, gerçekten yorucu olan haftalar oluyor ya da ne bileyim uykunuzu falan alamadığınızda buraya gelip dinlenebilirsiniz gerçekten. Göstermediğim bir yer kaldım diye düşünüyorum da.
Keşke okulun en canlı, en hareketli olduğu zaman da böyle bir çekim yapabilseydim de böyle o kalabalığı, neşeyi size daha iyi gösterebilseydim. Ama en azından Bursa'dayım ve çekebiliyorum. O yüzden bu kadarla, yani böyle o eski halini göremeseniz en azından binayı tanımış oluyorsunuz. Şimdi kapıdan çıkalım bakalım. Girişinin o tarafları falan göstereyim. Orada bahçeyi, okulun dışından bazı görüntüler alayım istiyorum. Evet, bahçeye çıktım. Ah, çok güneş var. Güneş gözlüğü de takmak istemiyorum. Zaten maske var. Maskemi aslında şu an çıkartabilirim. Kimse de yok. Evet, tamam. Şimdi size dışarıdan göstereceğim bir de okulu. Okulumuzun ne kadar aydınlık olduğunu şimdi daha iyi anlayacaksınız. Çok güzel. Bu tarafa böyle araç park edebileceğiniz bir yer var. Aslında burası otopark değil ama herkes otopark olarak kullanıyor. Şu tarafa doğru yürüyeyim, birazcık size göstereyim. Aynı zamanda burada böyle diğer tarafları da göstereyim. Şu uzak, yani aslında kamerada uzakta görünüyor ama uzakta olmayan bina resim öğretmenliğinin binası. Eğitim fakültesi D blok olarak geçiyor. Böyle köşede kırmızı falan görünen yerde böyle yemek falan yiyebileceğiniz, şu an açık değil galiba ama eskiden işte yemek yiyebileceğiniz bir yer vardı ve orada arka tarafında bir kırtasiye var. Yazı, yani çıktı alacağınız, fotokopi çekeceğiniz bir şey olduğunda falan o tarafa gidiyoruz yakın diye. Burası karşı, tam karşımda gördüğünüz bina eğitim fakültesinin B bloğu. Şu B bloğun önünde bir bina tarzı bir yer var. Orası yönetim binası gibi bir şey oldu. Yeni yapıldı. Bu tam B bloğun arkasında da A blok var. Arka tarafta, benim tam ismini bilmiyorum ama sanırım elektrik elektronikle ilgili yüksek meslek okulu var. Bu tarafa göstereyim. İnşaat mühendisliği bölümü yazıyor orada da. O karşıdaki binada da. Böyle bir alan. Az önce arka kapı dediğim yer de burası aslında zaten. Buradan da arka kapıdan giriş yapabiliyorsunuz okula. Arka tarafta otopark var. Bu öğretim elemanları için ayrılmış bir otopark. Bu kapı galiba kilitli. Bakacağım şimdi. Çünkü girerken zaten HES kodunu falan soruyorlar. Kaçıncı sınıf olduğunuzu falan yazıyorlar. Ve aynı zamanda işte ateşinizi ölçüyorlar. O yüzden bu tarafı denetimi sağlam tutmak için kapattıklarını düşünüyorum. Bu arada bu yolun sonunda da böyle A ve B bloğun arasında Mimoza diye bir kafe var. Mimoza'ya falan da genelde oturmaya gidiyoruz diyeyim. Yakın olduğu için çok kolay oluyor. Ders aralarında böyle bir dinleneyim, kahve içeyim falan diye gitmek istediğiniz ya da bir şeyler yiyeyim diye gitmek istediğiniz bir şeyler olabilir. Yani işte dediğim gibi kapattım maskemi, rahatsız oldum. Kimseyi görmesem de. Olsun. Evet, şimdi tekrar okulun içine gireceğim. İçimlerden geçmeyeyim. Hava ne kadar sıcak anlatamam size. Ve hava artık soğuyacak falan diyorlar ama çok sıcak. Bugün bu arada hangi gün çekiyorum bunu? Bugün çarşamba. Evet. 7 Ekim olması lazım. 7 Ekim 2020 olması lazım. Evet. Ne çok yerlere bakarak yürüdüm. Evet. Şimdi tekrar içeri giriyorum. Okul turumuz bu şekilde. Umarım keyif almışsınızdır. Yani başka çekecek bir yer yok. Zaten dümdüz koridor. O şekilde söyleyeyim. Odaları falan göstermiştim. Sınıfları gösterdim. Dolapları gösterdim. Biraz böyle bahçeyi, ortamdan bahsetmek istedim. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım okulumuzu da beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Burada artık bitiriyorum galiba. Evet. Bu da benim için garip bir deneyim oldu. Böyle bir kamerayı koyup da konuşarak video çekmek, nasıl diyeyim, daha kolay bir şeymiş ama elimde kamerayla geziyorum falan, insanlar bana bakıyor. Böyle garip hissediyorum ama alışacağımı düşünüyorum. Yani. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye.